Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kirazla hazırladığım güzel bir kek tarifini paylaşmak istedim sizlerle. Umuyorum ki hem izlediğinizde hem de pişirdiğinizde bu tarifi beğeneceksiniz. Tarif için önce kirazların saplarını temizliyorum. Dondurucuya atmadan önce yıkamıştım. Saplarını çıkartmadım sadece hangi tarif içerisinde kullanacağımı bilmediğim için bugün kek hazırlamak istedim. Baktım dondurucuya neler var diye. Hemen gözüme kiraz ilişti. Çıkarttım ve bu tarifi hazırladım. 2 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şekeri kaseye aldım. Biraz karıştırdım. Diğer malzemeleri eklediğim zaman tamamen şekeri erittim. Kek hazırlarken önemli olan Şekerinin iyice erimesi. Şeker erimezse güzel bir kabaran kek hazırlayamazsınız. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Genelde kek hazırlarken el çırpıcısı kullanıyorum. Sıvı malzemeleri ekledim. Bir paket vanilya ilave ettim. Toplamda 2 su bardağı un ekleyeceğim kek hamurunu hazırlamak için. Tadı lezzeti güzel bir kek oldu. Dondurucunuzda vişne veya kiraz varsa bu tarifi hazırlayabilirsiniz. 2 su bardağı unu tamamen ilave ettim. 1 paket kabartma tozu ekledim pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar kek hamurunu çırpacağım. Kek hamurunu çırptım. İçerisine kiraz ekleyeceğim. Bir kase kiraz var. Yarısını sos olarak yarısını da hamurun içerisine ekledim. Yaklaşık bir su bardağı kadar kiraz var. Hamura iyice karıştırdım. Hazırlamış olduğum keki ocakta yapacağım, fırın atmayacağım. Eski bir tencere içerisinde pişireceğim tencereyi de az sonra göstereceğim. Teflon olan her tencerede yapabilirsiniz. Eski yeni fark etmez. Özellikle ben bu tencerede yapıyorum ki sizlere göstermek için. Bazen tenceren iyi ondan tabii ki böyle oldu diyenler olabiliyor. Özellikle bu tencereyi seçtim. Tencere kekini de genellikle bu tencereyle yapıyorum. Tencereyi iyice yağladım. Ortasına alacağım bardağı da yağlıyorum. Keki çıkartırken zorluk olmasın diye ortasına bir çay bardağı koydum. Kalıpta kek yapmak için bu şekilde hazırlayabilirsiniz eğer ki bir kalıbınız yoksa. Fırında yoksa. Bu şekilde kekinizi aynı bir kalıp içerisinde hazırlanmış, fırında pişmiş gibi. Hatta daha da lezzetli ocakta pişen kek daha yumuşak ve daha pamuk gibi oluyor. Günlerce beklese bayatlamıyor. Kek hamurunun tamamını ortasında bardak olduğu için dikkatli bir şekilde almaya çalıştım ve iyice dağıtıyorum. Eşit olsun her tarafı diye. Sonrasında üzerine bir bez kapatıyorum. Kapağı da kapattım bezi kapağı sarıyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Kesinlikle çiğ kalma derdi olmayan. Yaklaşık bir saat kısık ateşte pişireceğim. Tabii ki ocağın performansına göre bu saat uzayıp kısalabilir. Benim kullanmış olduğum ocak eski tip çok az yanan büyük gözünde hazırladım ama çok az yandığı için içini çekerek pişiyor. Güzel pişiriyor. Görüyorsunuz hiçbir şekilde çiğlik kalmadı. Kenara aldım. Şimdi sos hazırlayacağım. Yine bir su bardağı kadar vişneyi, pardon kirazı karıştırdım. 2 yemek kaşığı mısır nişastasını, bir çay bardağı suyu tavaya aldım. Karıştırarak pişiriyorum. Bu, e, karıştırırken bu aşamada Kiraz pişecek. Fark etmeden kiraza vişne diyebilirim. Kusuruma bakmayın. Bazen dilim sürşebiliyor. Kiraz pişti. Sosu hazırlamak için blenderdan çektim. Biraz daha kaynatacağım. Sos kıvama gelecek. Sosu hazırladım. Kek soğudu, ters çevirdim. Üzeri yanık değil kesinlikle. Şu damla damla gözüken yerler, kirazlar, alta gelenler leke leke gözüküyor. Bunu belirtmek isterim. Yakından da daha yakın gösteriyorum. Bakın. Gözüken yerler kirazın alt kısma gelen bölümleri. Hazırladığım, soğuttuğum sosu kekin üzerine döküyorum. İnanılmaz bir lezzet. Hem içerisindeki kirazın lezzeti hem üzerindeki kirazlı sos. Şu an anlatırken bile ağzım sulandı. Üzerini biraz süslüyorum. Sizce nasıl oldu? Tencerede pişmiş. Dondurucudan çıkartılmış biraz kirazla hazırlanmış bir tarif. Dilimleyip sizlere iç kısmını da göstermek istiyorum. Görüyorsunuz geliyor. Kekin son hali. Tekrardan dilimleyeceğim. Hiçbir şekilde içini çekmeme gibi, çiğ kalma gibi bir sıkıntısı olmayan bir tarif. Tamamen çok kısık ateşte bir saat pişirdim. Geri kalan sosu da üzerine döküyorum. Ve afiyetle yiyeceğim. Doyamadım tadına. O derece lezzetli olmuştu. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar. Anlatmaya çalıştım. Nacizane. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklama kısmında belirteceğim. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.